Değerli izleyenler, bir cuma akşamında da Spor Panorama ile birlikteyiz. Bugün Reyhanlı'dayız ve şu anda Reyhanlı Kaymakamımız Sayın Yusuf Güler'in makam odasındayız. Biz formatımız gereği futbol sahalarına ya da spor salonlarına başlattığımız programı bugün Kaymakamımız binasından başlatıyoruz. Sayın Kaymakam, nasılsınız? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Bizim burada bulunma sebebimiz bugün Reyhanlı Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Reyhanlı Belediye Spor. Ama dedik, madem Reyhanlı'dayız, İlçenin en büyük mülki daire amirinden Reyhanlı Belediye Spor'u bir mercek altına alalım. Evet. Tabii öncelikle Reyhanlı'da yaklaşık 5000 kapasiteli çok güzel bir stadyum yaptık. Bu stadyumda Hatayspor çeşitli maçlarını oynadı. Ve ilçemizde sportif aktivitelerin başta futbol olmak üzere daha üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi, buradan gençlerimizin sporu kazandırılması ve dolayısıyla kötü alışkanlıklarından bertaraf edilmesi yönünde gerçekten çok önemli bir yatırımdı. Ve bölgemize ve Reyhanlı'mıza öncelikle bunu kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sevincimizin üzerine Reyhanlı Belediyesporumuz bu sene Süper Amatör Lig'den Baldigin'e çıktı ve sevincimiz daha da katlandı. Bu başarıyı inşallah Baldigin'de de daha üst düzeyde sürdüreceğiz. Tabii şunu özellikle gerçekleştirmek istiyorum her toplantılarda. Sürekli takımla iç içe oluyoruz, sürekli desteklerimiz devam ediyor. Öncelikle centilmenlik üzerine kuruyoruz. Gelsek de inilsek de centilmen bir taraftara ve centilmen bir takıma sahip olmamız gerektiğini her defasında vurguluyorum. Bize bu sene gerçekten 3. lige çıkma yolunda önemli bir aşama Baldigi. Tüm esnaflarımızın, tüm sivil toplum örgütlerimizin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın Reyhanlı'mızı temsil eden Reyhanlı'nın takımına, Reyhanlı Belediyespor'a desteklerini bekliyorum. İnşallah centilmenlik içerisinde güzel maçları hem Reyhanlı'lı hem şehirlerimize izleteceğiz. Hem de koşan, dinamik bir Reyhanlı sporu yaratmanın ve onları izletmenin keyfini bizler de sürdürmüş olacağız. Sayın Kaymakamım, geriye dönüp baktığımızda 86-87 yıllarında ikinci ligde mücadele eden bir Reyhanlı sporla karşılaşıyoruz. Evet. Tabii geçen süreç içerisinde bir takım güç kayıplarından dolayı amatör kümeye kadar düşen bir Reyhanlı spor. Üzülerek belirtiyorum, ta ki 11 Mayıs tarihindeki o hain patlamaya kadar Reyhanlı adı tüm dünyaya patlamadan dolayı duyulmuş bir hale yansıdı. Oysa bu ilçenin baktığımızda inanılmaz bir spor potansiyeli. Evet, keza bir su topunda Türkiye'nin en ünlü kulüplerinden biri olduğunu pek hesabilirdi. Ama umut ediyorum, bundan sonrası çok daha farklı olur. Gerek Reyhanlı için, gerek Reyhanlı Belediyespor için. Tabii sizlerin de bu konudaki çok büyük destekleri Reyhanlı'yı mutlaka affettiği yerlere taşıyacak. Tabii 11 Mayıs'taki hain saldırılardan dolayı hala üzüntümüz devam ediyor. Hala yaraları vatandaşımızı sarmakla meşgulüz. Bu bağlamda Reyhanlı halkı çok asil bir duruş gösterdi, sağ olsunlar. Devletimize sahip çıktılar, her bağlamda devletimizi desteklediler. Bizler de bu acıları unutturmak ve geleceğe yeniden bakmak için ve sporu öncelik olarak belirledik. Sportif aktiviteleri öncelik olarak belirledik. Yaz ayında birçok branşta yaz kursları açtık. Benim kendi bazı kişisel projelerim var. Bu katkı dediğiniz, ben de birkaç kelimeyle onu ilave etmek istiyorum. Özellikle 3 tane okulumuza halı saha yapıyorum. Çocuklarımızı o halı sahada yetiştirmek, onları Reyhanlı Spor'a hazırlamak amacıyla böyle bir düşüncem var. Geldiğim Tavas ilçesinde de toplamda 11 tane halı saha yapmıştım. Hatta bir tanesi Kızılca Bölük Spor. Geçen sene bir belde takımı Kızılca Bölük. Şu anda 3. ligde. Ve 3. lige çıktılar, evet. Ve beni geçen aradılar bir ay öncesinde. Kaymakam Bey, sizin yapmış olduğunuz halı saha bize çok büyük desteği oldu. Oradan Sayın Kaymakam, Kızılca Bölük 3. lige tabi Reyhanlı Zeynep'le çıkartacağız. Evet, kesinlikle çıkartacağız. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten inanılmaz bir potansiyel var, evet, ilçemizde. Evet. O potansiyeli yeter ki
harekete geçirebilelim. Yeter ki onları yönlendirebilelim. Bunun için gerçekten halkımızın desteğine, esnaflarımızın desteğine, sivil toplum örgütlerimizin, ticaret odalarımızın, borsamızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah tek yumruk olup Reyhanlı'yı geçmişteki o güzel günlerini hep birlikte taşıyacağıma yürekten inanıyorum. Zaten Kızılca Bölük örneğini verdikten sonra ben de buna yürekten inanmaya başladım. Evet. Bu arada 11 halı sahada gerçekten az değil Kızılca Bölük adına. Ve hepsini de okul bahçelerine yaptık. Tabii Kızılca Bölük'e bir tane düştü. Hepsini farklı yerlere ama hepsi de okul bahçelerine yaptık. Buradaki projemiz de o şekilde. Yine okul bahçelerine olacak ve bunun yönetimi de okul idaresinde olacak. Çocuklarımız hiçbir ücret ödemeksizin bu aktivitelerden faydalanabilecekler. Amacımız hem çocuklarımıza sporun getirdiği ahlakı sağlamak hem de onların boş vakitlerini daha iyi şeylerde, daha düzgün konularda değerlendirip kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak temel amacımız bu. Buradan son bir mesajınız var mı Sayın Fermanlarım? Gerek camiye, Reyhanlı Belediyesi Spor Camiyesi, gerek Reyhanlı halkına. Evet. Çünkü yeni birlikteler, doğru. İlk defa mücadele edecekler birlikteler. Evet, Reyhanlı artık kenetlenmenin zamanında ve eşiğinde artık bu kenetlenmeyi 11 Mayıs'taki yaşadığı o hain saldırılardan sonra da çok güzel bir şekilde tüm dünyaya gösterdi. Evet. Bu kenetlenmişliği spor alanında da eğer sağlayabilirsek tüm vatandaşlarımızın, tüm hemşehrilerimizin Reyhanlı Spor'a sahip çıkmasını bekliyorum. Şiddetten ve istenmeyen şeylerden uzak bir şekilde Reyhanlı Spor'umuza sahip çıkarsak, eğer maçlarımızda daha üst düzeyde onları destekleyebilirsek inanıyorum ki bu pırıl pırıl gençlerimizin hepsi bizi mazideki o şanlı zaferlere hep birlikte taşıyacaklar diye düşünüyorum. Biz de HRT Atlantis olarak inşallah bu zaferlere ekranlara taşırız diye kendi adıma düşünüyorum. Evet, ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz röportaj için ve bizi karşıladığınız için ben ve ekibin adına size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, az önce Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler'in yanındaydık. Şimdi de Reyhanlı Tayfur Sökmez stadındayız. Yeni yapılmış bir stad. Kendi isim olarak eski fakat stad gayet yeni. Avrupa standartında bir staddayız. Yaklaşık 5000 kişilik bir stad. Ve şu anda bu stadda antrenman yapan takım Reyhanlı Belediyespor. Bölgesel amatörlükte gücü zorlu bir mücadele onları bekliyor. Bakalım takımda son durumlar neler? Lige hazırlar mı? Birazdan bu soruların yanıtlarını hep birlikte alacağız. Evet, bizim röportajlarımız başladı ve yanımda Reyhanlı Belediyespor'un forvet oyuncusu Hasan var. Hasan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir sezon, zor bir lig sizi bekliyor. Evet. İlk haftayı bay geçeceksiniz. Ondan sonra maç trafiği yoğun bir şekilde başlayacak. Hasan, artık son anlara geliniyor. Son rütuşlar yapılıyor Reyhanlı Belediyespor'da. Sen de takımın gol yollarında şans arayacak isimlerden birisin. Şu anda senin durumun nasıl, ekibinin durumu nasıl yeni sezon öncesi? Öncelikle bizi burada misafir olarak ağırladığımız için size çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yaklaşık bir aydan beri çift idmanlarımızı sürdürüyoruz. Tam olarak hazır değiliz. İlk haftanın bay olması da bizim için çok iyi oldu. Daha önümüzde bir 20 günlük bir maç
serüvenimiz var. O yüzden o maça kadar inşallah tam anlamıyla hazır oluruz ve bu sene İBAL Ligi'ni Türkiye'yi en iyi şekilde, Reyhanlı'yı en iyi şekilde temsil ederiz. Şimdiden arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki çok iyi işler başaracağız İBAL Ligi'nde. Reyhanlı halkının sizden beklentileri çok büyük Hasan. Bunun altında yatan sebeplerden biri bir dönem bu ekibin, bu formayı taşıyan futbolcuların ikinci ligde mücadele etmiş olması. Evet. Bu anlamda da sırtınızdaki sorumluluk çok büyük. Ama ben ekip olarak bunu başaracağınız konusunda inancım sonsuz. Tabii. Senin ve takım arkadaşların bunu başaracağınızı düşünüyorum. Ya tabii ki işte bir 80 bin nüfuslu bir Reyhanlı ilçesi. İlk defa İBAL Ligi'nde mücadele edeceğiz. Onun sorumlusu altındayız. Yani bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hem teknik ekip, hem futbolcu arkadaşlar, hem yönetim olarak, hem saha ve seyirci, her şey dört dörtlük şu an. Yani İBAL Ligi'ne hazırız. Hazır bir gün. Hatta 3. 2. ligde oynayacak kapasitede bir ilçemiz var, stadımız var, seyirci atmosferimiz var. İnşallah oraları da görürüz. Öncelikle bu sene İBAL Ligi'nde şampiyon olmak ve Reyhanlı'yı en iyi şekilde temsil etmek. Biz de size bu yolunuzda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şu anda röportajımız devam ediyor ve Ömer'le beraberiz. Ömer, merhabalar. Merhaba. Bildiğim kadarıyla savunmanın sağı senden soruluyor. Evet. Ama savunmanın sağını sormadan önce futbol geçmişini soralım. Nerelerde oynadın? Evet. Ben futbol geçmişime ilk başlangıcımı Türk Telekom Spor'da oynadım. Ondan sonra Karaoğlan Trailer'de devam ettim. Onun dışında Harbiye, Çekmece, Karayılan, Maşuklu. En sonunda buradayım işte. Reyhanlı Spor'dayım. İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz. Bütün arkadaşlarımıza güveniyoruz, hocamıza, yönetimimize olsun. Onun dışında zaten biliyorsunuz burada olan olaylardan dolayı evet, herkesin sıkıntısı var. İşte bombalardan dolayı vesaire. Biz bunları merhal olup kapatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Bütün arkadaşlara güveniyoruz. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. İstediğimiz yerlere de ulaşırız. Ömer, takımın abisi konumundaki futbolculardan birisin. Evet. Sezona çok takımda futbol oynadın. Yeni sezon hazırlıkları çok yaşadın. Şu an Reyhanlı Belediyespor, İBAL Ligi biliyorsun. Evet. Önem taşıyan bir lig. Tabii. Güçlü ekiplerin mücadele ettiği bir lig. Reyhanlı Belediyespor bu anlamda lige hazır mı senin nazarında? Şimdi zaten başlamamıza fazla bir süre olmadı ama şimdi arkadaşlarımız gerçekten çok iyi bir durumda. Tabii ki de daha hazırlanacağız, daha tedavisi olacak bunların. Allah'ın izniyle ilk baştan sonra başlayıp sonuna kadar, sezon sonuna kadar yenmeye çalışacağız. Ömer, ben de sana ve ekibine başarılar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Mehmet Ali ile beraberiz. Takımın orta saha oyuncusu. Evet Mehmet Ali, hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sıkı bir antrenman devam ediyor şu anda. Biz antrenman arasında sizleri tek tek alıp röportaj yapıyoruz. Mehmet Ali, ligin başlamasına az bir süre kaldı. Sende durum nasıl, ekibinde durum nasıl? Bütün çalışmalar yani son derece iyi gidiyor, bayağı yoğun gidiyor. Takımın durumu yani gayet iyi şu anda, hazırlık maçları başladı. Hocamız zaten gerekli teknik, taktik ve kondisyon antrenmanlarını da vermekte. Hedefimiz yani büyük şu anda. Reyhanlı Spor'u hak ettiği yerlere ulaştırmak. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şu an Reyhanlı Belediye'nin genç futbolcularından birisin ama biz futbol kariyerini sormadık. Biraz da istersen oradan bahset. Nerelerde oynadın? Altyapı Hatayspor'da. Ondan sonra Hatayspor profesyonel takımda oynadım bir sezon. Arkasından Çekmece Spor'a geldim. Daha sonra Serinio Spor'a gittikten sonra iki sezondur Reyhanlı Spor'dayım. Bu neydi bari? Mehmet Ali'cim, zorlu bir lig başlayacak ama bu lig öncesi biz de Heret Akdeniz olarak sizlere başarılar diliyoruz. Sana ve ekibine. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, şu an Reyhanlı Belediyespor'un stoperi Ali ile beraberiz. Ali, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali, futbolda her mevki zordur ama evet, stoper ayrı bir zordur. Mücadele etmen gerekiyor. Evet. 90 dakika durmamak gerekiyor. İstersen İyi mücadeleden olacağım. Önce Reyhanlı Belediyespor'a nereden geldin, nerelerde evet, futbol oynadın? Ben yaklaşık 6 yıldır dışarıdan Antalya'da oynadım. Geçen sene Reyhanlı'ya geldim. Profesyonel futbol geçmişin var mı? Side Spor'da oynadım. Hatay Spor'da profesyonel oynamadım ama profesyonel takımda idmanlara çıktım. Evet. Yaklaşık 12-13 yıldır top oynuyorum. Hı-hı. Reyhanlılıyım aslında. Geçen sene Reyhanlı'ya geldim. İyi bir oluşum oldu. Şu an doğduğun çok şehrin takımına hizmet ediyorsun. Tabii ki, tabii ki. Bu benim için büyük ayrı bir zevk aynı zamanda. Burada olmaktan mutluyum yani. Burada şartlar, koşullar gayet iyi. Yani herkes gelsin, Reyhanlı Spor'da nasıl yani?
Ali zaten muhteşem bir tesisteyiz şu an. Tayfur Sökmen stadı. Gerçekten baktığımız zaman harika bir stad. Sezon başlayacak. Az bir süre kaldı. Sende durum nedir? Takımında durum nedir? Takımın tecrübeli oyunculardan biri olarak bunu sana soruyorum. Yaklaşık 20-25 gündür çalışıyoruz. İdmanlara başı 25 gün oldu. İlk 2 hafta yani 20 güne yakın çift idman yaptık. Takımda gayet iyi çalışma oldu yani. Herhangi bir sıkıntı, sakatlık yok çok şükür. 23-24 kişiyiz şu an. Lige yavaş hazırlanıyoruz yani. Bir 10-15 günümüz var. 15 gün zamanımız var. İnşallah 10-15 güne kadar hazır bir şekilde lige gireceğiz yani. Reyhan'ın halkının beklentileri çok yüksek sizden. Evet, çünkü şimdi bu şehrin takımı ikincilikte futbol oynamıştı. Yine o günler arıyor. Bu anlamda sorumluluklarınız yüksek. İnşallah bu sorumlulukları hepiniz yerine getirirsiniz diyorum. Biz bu sorumluluğun altına girdik. Allah'ın izniyle bu sorumluluğun altından çıkmasını da biliriz yani. Ali'cim hepinize başarılar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, takımın kaptanı Mustafa ile beraberiz. Mustafa merhabalar. Merhabalar. Mustafa, her programda söylerim. Kaptanın rolü takım sporlarında çok yüksektir ama futbolda bu apayrı bir zorluktur aynı zamanda. Şu anda da takımın hem abisi hem kaptanlık pozisyondasın ve yeni bir sezona başlanılıyor. Son durumu senden alalım. Vallahi öncelikle... Bu arada futbol geçmişini de alacağız tabii. Tabii. Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Beni hocam kabul etti. Başkanlarım sağ olsun. İstedikleri için. Şampiyonluk için geldik. Allah izin verirse inşallah oluruz. Yani güzel ortam var. Siz de gördünüz yani. Evet. Arkadaşlık güzel. Evet. Kardeşlik falan hep beraber iç içe olursak güzel olur yani bu. Bunları diyeceğim yani bu kadar. Reyhanlı'ya gelene kadar nerelerde oynadın Mustafa? Ben 2003'te köy hizmetlerinde oynadım. 3 sene kaptanlık yaptım 3. ligde. Antakya köy hizmetlerinde. Sonra Hatayspor'a gittim. 4 sene orada oynadım. Sonra İskenderunspor'a gittim, şampiyonluk yaşadım, üçüncülüğe çıkarttık. Asaş'a geldim, orayı da şampiyon yaptık. Gittiğin her yeri tabii şampiyon yapmışsın. Karayılan'da final oynadık, yenildik. Bir de buraya geldik, Allah izin verirse inşallah burayı da şampiyon edip. Uğur, ben inanıyorum yani, gittiğim yer her yer doğru söylüyorsunuz. Şampiyon yapıyoruz. İnşallah burayı da yaparız yani. İnşallah takımını şampiyon yaparsın ve sezon sonunda oturup bunun kritiğini birlikte seninle bir kere daha i̇nşallah, yaparız. İnşallah inşallah. Mustafa'cığım var mı ilave etmek istediğin başka şeyler? Ben bu kaptan kadar diyorum. Olarak. Yani geldiğiniz için de teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun size. Sağ ol, sağ ol. Evet, bu kez yanımda Muhammed var. Takımın ön liberosu, orta saha oyuncusu. Genç bir isim Muhammed, merhabalar. Merhabalar hocam. Bal Ligi'nde daha önce oynamış mıydın? Daha önce oynamadım. İlk defa fırsat buluyoruz. İlk defa. Evet. Ekibinde kaçıncı yılın Reyhanlı Belediyespor'da? 5. yılım. 5. yılın. Yani takımın genç fakat tecrübeli isimlerinden birisin. Öyle diyebiliriz, evet. Yeni sezona nasıl hazırlanıyorsunuz Muhammed? Her şey yolunda mı ekip olarak? Çok şükür ya, her şey iyi gidiyor. Takımda da yani moralleri iyi. İnşallah ilk maçı da galip başlamak istiyoruz. Fikstüre bakacağız işte. İlk 3 maç dışarıda. Diğerlerde de burada zaten yani, bakalım. Kısmet olursa inşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Peki genç bir isimsin henüz. Futbol kariyerine ilgili bir takım planların var mı? Düşündüğün kulüpler, yapmak istediğin faaliyetler Allah, futbol adına. Hedefimde zaten profesyonel olmak var yani. Allah'ın izniyle inşallah çünkü çıkarsak oradan zaten ikinci ligde gider yani. İnşallah bu anlamda yolun açık olur Muhammed. İnşallah. Sana da ekibinden de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ ol. Evet, yanımda Anıl var. Anıl, Reyhanlı Belediyespor'un hem sol açığı hem sağ açığı. Anıl, sen iki ayaklı bir oyuncusun. Evet. Yani herkes iki ayaklı hocam diyeceksin ama iki ayağını da birden kullanabilme özelliğine sahipsin ki çok az futbolcuda olur bu. Evet. Çalışarak oluyor. Boş zamanlarımda duvarda sol ayağımı geliştirmeye çalıştım. Hı hı. Zamanla geliştirebildim. Bravo. Nerelerde futbol oynadın Anıl? Ben futbola aslında çok erken yaşta başlamadım böyle.
Karaalispor'da 16 yaşında başladım. Karaalispor. Evet, Karaalispor'da. Devre arası İskenderunspor'da profesyonel oldum. Oradan Belenspor'a geçtim. Belenspor'dan da buraya geçtim. İnşallah burada iyi bir sezon geçiririz. İşin ilginç tarafı, Karaağaç denince akla hemen Selçuk İnan geliyor. Evet. İsmail Köybaşı evet. geliyor. Senin de bundan sonraki futbol kariyerinde var mı böyle hedeflerin? Selçuk gibi, İsmail i̇nşallah, gibi. İnşallah. İsmail'le zaten birlikte büyüdük. İsmail abiyle birlikte oynardık sürekli. Selçuk abi de örnek aldığımız bir abimizi sürekli takip ederdik. O da gayet başarılı. İnşallah onların yaşadığı şeyler bize de nasip olur. Biz de çalışarak başarırız inşallah. Anlıcığım, yeni bir sezon başlamak üzere. Artık son rutuşları yapıyorsunuz teknik taktik anlamında. Takımda son durum ne? Sende son durum ne? Hazır mısınız lige? Takımımız iyi bir takım kurduk bu yıl. Ben onu görebiliyorum. Tam hazır olmasak da bazı eksiklerimiz var ama yine iyiyiz. Yani hazırlık maçlarında iyi neticeler aldık. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. İnşallah bu yıl hedefimiz şampiyonluk. Bunu da başarırız inşallah çalışarak. Emek verirsek şampiyon olacağımızdan eminiz. Reyhanlı halkına bu mutluluğu yaşatmanız adına bunu biz de sizlerden istiyoruz. İnşallah. Çünkü burada yaşayan insanların bu mutluluğa gerçekten ihtiyaçları var. Bu anlamda sorumluluklarınız çok. Ama hepinizden de bu sorumluluğu yerine getireceğiniz adına kendi adıma da çok umutluyum. Biz de umutluyuz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz zaten. Çalışmalarımız da o yönde sürekli. Hedeflerimiz, en yüksek hedefi koyduk kendimize. Bunun için de çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Ama bu çalışmalara da ben de sana ve ekibine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de size. Sağ olun. Evet, röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an kalenin içerisindeyiz ve yanında iki kaleci, üç direk arasındaki yalnız adamlarla beraberiz. Ve tecrübeli isim Mustafa ile başlayalım. Mustafa, merhabalar. Merhaba abicim. Kalecilik zor iş Mustafa. Çok zor abi. Gerçekten söylediğiniz gibi gerçekten kaleci adam yalnız adamdır. Yalnız yani adamdır. Çok zor bir meslek. Ama yani işini seversen sevdiğin iş sürekli sana kolay gelir. Yani çok eğlenceli, çok zevkli bir iş. Bir de yani az da olsa bir yetenek olursa insandan daha zevkli oluyor. Ben mutluyum yani. Şimdi Mustafa, futbol kariyerim var ama bunu senin ağzından bir duyalım önce. Abi ben Kırkan Spor'dan başladım. Ondan sonra Hatay Spor altyapısıyla devam ettim. Demirçelik Spor'a gittim. İskenderun Demirçelik Spor. Ondan sonra Balli takımlarından Asaş'a döndüm tekrardan. Sonra geçen yıl İskenderun Spor'da profesyonel oynuyordum. Bu sene de Reyhanlı. İsteyince transfer teklifini kırmadım. Geldim yani. İnşallah burada mutlu bir sezon geçiririz yani. Bu arada seninle ilgili bir bilgi de izleyicilerimize verelim. Hatay Spor kalecisi Ömer'in de kardeşisin. Evet evet abim. yanımda da genç kaleci Hüseyin var. Hüseyin merhabalar. Merhabalar abi. Senin futbol kariyerini alalım. Futbol kariyerim Hatay Spor'da başladı küçük yaşta. İkiniz de Hatay Spor görmüş evet. futbolcularsınız. Evet. Daha sonra işte alt takıma çıktım, bir sezon oynadım. Ondan sonra Serinyol Spor'a bir yıl oynadım. Sonra buraya geldik. Üçüncü senem bu. İşte Reyhanlı'da üçüncü sezon. Evet. Çok güzel, çok güzel. Genç ama tecrübeli isimlerden birisin Hüseyin sen de. Yani kendi çapımızda. Mustafa, evet abi. Mutlaka futbol kariyerinde sezon başları çok görmüşsündür. Çok önemlidir sezon başları. Evet. Gerek kaleci için, gerek futbolcu için, gerek teknik adam için. Reyhanlı'da sezon başı çalışmalar şu an ne durumda? Abi ben pek sezon başı kampına katılamadım. Fakat bir haftadır falan buradayım. Yani zaten arkadaşlarımız genelde Hatay çevresi olduğu için, Hatay'dan olduğu için birkaç birkaç arkadaşımız dışarıdan geldi. Yani herkes kardeş, yani bir aile gibiyiz burada. Yani herhangi kimsenin başka biriyle bir problemi yok. Sadece buraya çıktığımızda her şeyi unutuyoruz. Burada gereken neyse onu yapıyoruz, işimizi yapıyoruz. Vallahi inşallah bu Balli'nde ne bileyim üst sıralara oynamak istiyoruz yani. Herkes ister şampiyon olmak ama çabalayacağız artık elimizden ne kadar gelirse uğraşacağız. Çünkü şu anda ekibin gördüğüm kadarıyla en tecrübeli isimlerinden birisin gerek futbol kariyeri açısından. Bundan sonrası için bir planın var mı Mustafa futbol kariyerin, kalecilik kariyerinle ilgili? Abi önce yani bu takımda oynuyorum. İnşallah bu takımın şampiyonluğunu öncelikle yaşarız. Sonra bilmiyorum yani bunlar kısmet işleri nasip abi. Nasip diyorsun. Nasip yani neresi olursa artık düşünürüz. Bir de Hüseyin'in o konudaki fikrini sorayım. Sen Hüseyin bir idolün var mı? Bir rol model aldın kaleci, hedeflerin var mı? Tabii herkesin bir rol modeli vardır. Benimki de Rüştü Rençber ve Mustera Türkiye'den.
böyle yani. Buffon var Avrupa'da. Şimdilik bu kadar. Ama hedef şu anda tek hedef var, o da Reyhanlı Belediyespor. Tabii ki hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Bu anlamda ikinizin de üstünde sorumluluklar çok büyük. Hanginiz kaleye geçerseniz geçin, bir tek hedef var ki o da Reyhanlı Belediyespor. Umarım bu yeni sezon hem sizlere hem takımınıza uğur getirir. İnşallah. Bal Ligi'nde ilk defa mücadele edeceksiniz ekip olarak. Ama geçmiş yıllarda ikinci ligde mücadele etmiş bir takım. Bu anlamda da yükünüz ağır diyelim. İnşallah hepiniz bu anlamda başarı çıtasını yakalarsınız. İnşallah hocam. Var mı Mustafa buradan camiaya son söyleyeceklerim? Abicim öncelikle size çok teşekkür ederim böyle bir yayın yayınladığınız için. Çok yani inşallah bu Hatay halkını mahcup etmeyiz. Bu Balli'nde iyi bir başarı sağlarız. Ne bileyim, herkesi bekleriz yani Reyhanlı olan maçlarına. Buradan da duyuracağız yani, tüm Reyhanlı halkına, çevre, ya, ilçelere, illere duyuracağız. Yani. Evet Hüseyin, sen son sözlerini alalım. Ben de Mustafa gibi takım adına yaptığınız tanıtımdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnşallah hedefe ulaşacağız sen sonunda. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kalecilerle röportajımızı yaptık ve şu anda yanımda kaleci antrenörü Mahmut Şahsuvar var. Hocam, Reyhanlı Belediyespor denince sizin için ayrı bir isimden bahsediyoruz. Reyhanlı denildiği vakit. Evet. Kalecilerimizle röportajımızı yaptık. İsterseniz biraz nostaljik gidelim. İlk kariyerinizden bugünlere, şu anda Reyhanlı Belediyespor'un kaleci antrenörü olan Mahmut Şahsuvar'a doğru bir yolculuk yapalım. Vallahi ben Reyhanlı Spor'da başladım. Genç takımdan amatör takıma. Daha sonra Hatay Spor. Uzun yıllar Hatay Spor'da oynadım. Daha sonra Lüleburgaz sırasıyla. Erzurum Spor. Reyhanlı Spor. İskenderun Spor'da bir sezon. Çanakkale Biga'da oynadım. Ondan sonra tekrar memleketimize döndük, dolaştık. Yine memleketimize geldik. Şimdi burada kendi memleketime hizmet etmeye çalışıyoruz yani. Hocam, bir çırpıda özetlediniz. Sizin kalecilik yaptığınız dönemle bugünü kıyaslayacak olursak, değişen futbolda değişen kural değişiklikleri neler getirdi, neler götürdü? Mahmut Hoca bugün kaleci olsaydı nasıl bir profili olurdu? Şimdi bizim zamanımızdaki imkanlarla şu andaki imkanlar çok farklı. Her şeyden önce tesis, yapı, her şey şu nesile yani yapılmıştır. Bizim zamanımızda oynadığımız bütün sahaların hemen hemen hepsi topraktı. Ama şu anda halı gibi sahalarda oynuyorlar. Çok şanslılar. Bu nesil çok şanslı. Bizim zamanımızda her şeyimiz kısıtlıydı. Maddi manevi kısıtlıydı. Deplasmana gitmelerimiz kısıtlıydı. Yemek içmemiz kısıtlıydı. Tesislerimiz kısıtlıydı. Ama şu andaki ortamdaki futbolculara bakıyoruz. Allah her şeyi vermiş. Ama işte bunu da iyi değerlendirmek lazım. Peki bizim kalecilere gelecek olursa hocam, şu an iki kalecide de röportaj yaptık ve onları antrene eden isimsizsiniz. Evet. Lige hazırlar mı? Son durumlarını Mahmut Hoca nasıl gördü? Nasıl değerlendirecek? Şu anda önümüzde bir 15 günümüz var. Hemen hemen hazır sayılırlar. İnşallah bunlar da bizim Reyhanlı Spor'a, hani daha çok Reyhanlı'ya, biraz daha acısı olan bir Reyhanlı'ya çok iyi bir hizmet vereceklerine ben inanıyorum. Çok iyi de çalışmalarımız geçiyor. Hocalarımızla, gerek olsun arkadaşlarla iyi bir diyalog halindeyiz. Her şey çok güzel şu ana kadar. İnşallah Reyhanlı'yı layık olduğu bir yere getireceğiz. Hocam, 25 yılınızı kalenin içerisinde geçirdiniz. Üç direğin arasında geçirdiniz. Geriye dönüp veya bugün baktığımızda dünyada veya ülkemizde beğendiğiniz, hoşunuza giden, işte benim aradığım kaleci diyeceğiniz modeller var mı? Ya muhakkak vardır. Yani kendimden örnek vereyim. Keşke diyorum dünyaya daha biraz geç gelseydik. Şanslarımız bu kadar yoktu çünkü. Bugün şanslar çok değişik olurdu. Ortamlarımız çok değişik olurdu. Çalışma ortamı değişik olurdu. Yani bilmiyorum ama her topçu bunu düşünmesi lazım diyorum. Yani bir futbolcu bunu düşünmesi lazım. İleriye dönük ne yapabilirim? Bu kadar güzel imkanlar çerçevesinde kendimi nasıl yetiştiririm? Nasıl bir vatana, millete, Türk futboluna nasıl bir fayda sağlarım diye düşünmesi lazım diyorum. Yani bu, başka bir şey demiyorum yani. Hocam, sezonun başlamasına artık sayılı günler kaldı. İlk haftayı bay geçiyor Reyhanlı Belediyespor. Evet.
Buradan Reyhanlı halkına, Reyhanlı Belediyespor camiasına bir mesajınız varsa onları da alalım. Vallahi bizi göreve getirdikleri zaman bizim hedefimiz şampiyonluk. Takımımızı da o şekilde motive ediyoruz, o şekilde kurduk. Gerek hepsi iyi niyetli çocuklar ve bunu başaracağımıza biz inanıyoruz. Reyhanlı zaten buna layık bir ilçemiz. Gerek taraftarımız olsun, zaten taraftarımıza laf söyleyecek laf yok. Bura Hatay Spor da geldi, gerekli desteği verdi. Reyhanlı Spor'a da gerekli desteği vereceğinden eminim. Maddi manevi Reyhanlı, Reyhanlı başka Reyhanlı yok zaten ya. Evet. Başka Reyhanlı yok. Onun için var gücümüzde saldıracağız. Layık olduğumuz yere de geleceğimize inanıyorum ben. Biz de bu uğurda hocam size de, ekibinize de, tüm Reyhanlı camiasına ve halkına başarılar diliyoruz. Hatay Radyo Televizyon Akdeniz olarak. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizin de katkılarınızdan dolayı sizlere de, ekiplerinize de, ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkür ederiz. Evet, röportajımızın bu bölümünde Ali Eker'le beraberiz. Peki kim Ali Eker? Reyhanlı Belediyespor'un sportif direktörü. Ali Bey merhabalar. Merhaba. Yeni bir sezon, yeni bir heyecan. Takımın sportif direktörüsün. Şu güne kadar neler yapıldı? Bundan sonra hedefler ne? Bir de sportif direktörün ağzından alalım bunları. Bugüne kadar yapılanlar, yani ben 99 yılında burada futbola başladım. Genç takımla beraber olmak üzere. 99 yılından bu yana yani herhangi bir çalışma olmadı. En son 2009 yılında 23. dönem milletvekilimiz Fevzi Şan verdi. Bizlere bu stadı kazandırdı. Tabii yanında belediye başkanımızın da çok katkısı var Sayın Hüseyin Şanverdi'nin. Ve bu stadı bize kavuşturdular. Yaklaşık bu stadın kapasitesi bir 5000 kişilik. 4500-5000 arası. Çok ışık, güzel bir stat. Evet. Yani ışıklandırması da var. Yani inanın Reyhanlı Spor, Reyhanlı Belediyespor, Reyhanlı halkı, ben yani en son futbol izlerken biz babalarımızın sırtında buraya gelip eski stadyumda maç izlerdik. Tabii ki o günler geride kaldı. Bizim bir arkadaşımız vardı 2009 yılında, bir toplantıdaydık. Adı da Ömer Gürler. Bir gün belediye başkanımıza, milletvekilimize dedi ki ben ne zaman dedi çocuğumu sırtıma alıp Reyhanlı Spor'un maçlarını izlemeye gideceğim. Tabii orada da milletvekillerimiz, belediye başkanımız, onlar da bunun sözünü verdiler. Gerek stadyumun yapılışında, gerek tesislerimizi bize kazandıran büyüklerimize, hepsine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biliyorsunuz futbol dostluk, kardeşliktir. Biz buraya kim gelirse gelsin, hangi takım gelirse gelsin, şu an amigolarımız olsun, Ömer Gürler olsun, Ahmet Akar olsun, diğerleri Ahmet Sandal, onlarla da bir toplantı yaptık. Burada gelecek her takımı çiçeklerle karşılayıp iyi bir şekilde, gerek galip gelirsek, mağlup olursak, fark etmiyor, berabere de kalırsak, sonuçta bu bir futboldur. Yani futbolun gerektiği neyse burada Allah'ın izniyle herkese gerekli saygıyı göstereceğiz. Ve Reyhanlı'yı dışarıdan farklı görenlerin nasıl bir şehir olduğunu herkes görecek. O yüzden Reyhanlı'yı belki dışarıdan gelenler farklı algılayabilir ama bugün Reyhanlı'dan geçen nice insanlar var. Burada Reyhanlı'daki misafirperverlik, Reyhanlı'daki sevgi seli hiçbir ilçelerde yani var mı yok mu bilemiyorum ama Reyhanlı ayrı bir güzellik. Yani bu yönden. O yüzden biz burada hedefimiz şu an Bal Ligi'nde 3. grupta yer almaktayız. Şu an 15 takımda mücadele edeceğiz. Evet.
bu takımlarımızdan il olarak Elazığ'dan başlarım. Elazığ var 2 tane, Malatya 2 tane, onun dışında Maraş var, Urfa'da 2 takımımız var, ayrıca Kilis var, Antep var. Yani bu 7-8 illere gidip futbolumuzu oynayacağız. İnşallah gerek dışarıda gerek içeride. Yani yapılan transferler, yapılan futbolcular, alınan futbolcularla birlikte bu ligde başarıları sağlayacağız. Biz de Reyhanlı halkını, Reyhanlı spor severleri inşallah yani üçüncülüğe taşımayı düşünüyoruz. Yani ondan sonra insan yani hedefi ne kadar büyütürse o kadar başarılı olur. Başarı da yani sevgi, saygı ve kardeşlikten gelir. Burada gördüğünüz gibi 23-24 tane futbolcumuz var. Gerek oynayanı, gerek dışarıda kalanı, gerek 18'de olanı hepsi kardeşçe, arkadaşça, oynayanla oynamayanla hepimiz bir olacağız. Reyhanlı Spor'u gerekli yerlere getireceğiz. Ya bunun dışında biliyorsunuz 5 Mayıs'ta burada şu Reyhanlı stadımızda yani emniyet müdürümüz burayı şey yapmadı, bize açmadı. Karşı tribün Reyhanlı yazan bölümde takriben 3500-4000'e yakın bir seyirciyle bir final maçı oynadım. Evet. Bu final maçında yani Reyhanlımız hakikaten yani bize Reyhanlı'da seyirci atmosferini gösterdi. Bugün 3500-4000'e yakın bir süper amatörde yani hiçbir ilçeye nasip olmaz ama şu 5000 kişilik statta inşallah bu sene kafaya oynayacağız. Oynayacağımız takımlar buradan yani genellikle Reyhanlı'da kim gelirse gelsin inşallah futbolcuların gayretiyle burada gelen takımları beraberlik dahi olmaksızın galibiyet alıp göndereceğiz. Biz de bu verdiğiniz güzel beyanat için, çünkü öylesine güzel gitti ki bana soracak soru kalmadı. Hepinize, tüm Reyhanlı camiasına başarılar diliyoruz. Söylemeyi unutmadan. Şimdi biliyorsunuz biz 5 Mayıs'ta final maçımızı oynadık. 5 Mayıs'tan 6 gün sonra tabii bir eski başkanımızı da unutmayalım, Abdülatif Demir'i. Onun da tabii katkısı var. O ve diğer geçmişte olan yöneticilerimizin, değerli büyüklerimizin, başta ilçe kaymakamımızın, Doktor Yusuf Güler'in, onların da tabii burada katkıları oldu. Onlar da bayağı bir hizmet verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yani biz 5 Mayıs'ta finali oynadık ve 11 Mayıs'ta yani Allah kimsenin başına vermesin. Reyhanlı bildiğiniz gibi dünya basında da yer aldı. Tabii. Büyük bir patlamaya maruz kaldık. Tabii ki o anda kimimiz patlamaya yakındı, kimimiz oradan geçiyordu. Yani öyle bir ay, iki ay boşlukta kaldık. Gerek kulüp, gerek Reyhanlı Spor. Yani hani anlatılmaz yaşanır diye bir olay var. Tabii biz her olayın her anında vardık. Yani o yüzden... Allah bir daha öyle bir acıyı yaşatmasın. Aynen. Ne Reyhanlı'ya ne de aynen, hiçbir şehre, dünyanın hiçbir şehrine. Aynen. Biz de işte ondan istinaden... Yani acımızı kapattık inşallah. Tabii Reyhanlı halkı da acısını kapattı. Yani ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani burada da 3 tane taraftarımız vardı finalde. Tabii finalde buradalardı. Hatta resimlerini bile almıştık. Yani tribündeki yerlerini. Biz de hani onlara buradaki 29 Eylül Maraş Türkoğlu maçında İnşallah onların anısına 3 yani 3 kişi takriben düşündüğüm kişiler burada gelip maç izleyen ve bizleri destekleyen onlara da yani 3 kişiye forma yaptırdık. Onların anısına, ailelerine gerek Reyhanlı Kaymakamımız, gerek belediye başkanımız, gerek de kulüp başkanımız onlar takdim edecektir. İnşallah onları da burada unutmayacağız Allah'ın izniyle. Allah bir daha hiçbir ilçeye, hiçbir ile Türkiye'mize genellikle böyle acılar yaşatmasın. Amin diyorum. Allah devletimizi de korusun. İnşallah bundan sonra da Reyhanlı Spor hak ettiği yerlere gelecek. Reyhanlı Spor'umuzu yani 80'lerde olduğu gibi ikinciliklerde, üçüncüliklerde göreceğiz. Tabii biz büyüklerimizden duyduk bunları. İnşallah bizden sonra gelenler de büyüklerinden duyar.
Yani Reyhan Spor'u iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bu anlamda ben size ve ekibinize başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür çok ederim sizlerden de. Evet, spor denince akla önemli unsurlardan biri de masörlerdir ve Reyhanlı Belediye Spor'un masörü Levent'le beraberiz. Levent, merhabalar. Merhabalar. Masörler takımlarda adeta isimsiz kahramanlardır. Doğrudur. Futbolcuları maçı yetiştirmeye çalışırlar, sakatlıkları bir an önce gidermeye çalışırlar. Şu anda Reyhanlı Belediye Spor'da durum nasıl? Takımın masörü olarak bunu sana soralım. Şu anda Reyhanlı Spor çok iyi durumda, çok iyi konumda. Yani idmanlar açısından olsun, takım açısından olsun. Kardeşlik, beraberlik içindeyiz ki Allah'ın izniyle inşallah sezon sonunda bunu şampiyonlukla taçlandıracağımıza inanıyorum. Ki Reyhanlı Spor için, Reyhanlı halkı için bu Reyhanlı Spor bir yaratılmış bir anlamda, hani bu olaydan sonra evet, bir Reyhanlı için bir sportif anlamda bir şeydir, faaliyettir. Ki Reyhanlı halkını maçlara davet ediyoruz ki bizi yalnız bırakmasınlar. Ki sezon sonunda hep birlikte şu şampiyonluğu taçlandırmak için. İnşallah diyoruz efendim. Şu an Reyhanlı Belediye Spor'da sakatlığı olan... Yok, sakatlığımız çok şükür yok. Yani herkes iyi durumda. Allah'a çok şükür, sakatlık olsun, tıbbi konuda olsun, her türlü, her anlamda elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Levent, babadan masur bir insansın. İkizin de masur. Mehmet, o da Homent Antakya Belediyesi Bayan Basketbol takımının masörü. Ona sormuştum, sana da soralım. Tabii. Masörlüğü gençlere tavsiye eder misin? Zor yönler ve zevkli yönleri neler masörlüğü? Tabii genç arkadaşlara tabii ki tavsiye ederim ki Hatay'da sayılı insanlar, sayılı kişiler vardır masör olarak. Ki Hatay'da gelişmesini de isteriz, çoğalmasını da isteriz. Tabii zor yanı şu, sakatlık. İğnesiydi, tıbbi yönden zorlu yanları oluyor, olmuyor değil. Onları büyüklerimize danışıyoruz. Kolay, zevkli yanları da sporun içindeyiz. Evet. Özellikle sporun evet, içindeyiz. Yani güzel bir meslek. Bunu kimsenin eline geçmeyecek bir belki nimet. Belki hiçbir zaman göremeyeceğin şehirleri, ülkeleri gidip tabii görüyoruz. Oraları görüyoruz. Ki ben şuradan babama da şunu söylemek istiyorum, Masur Çeto'ya. Ki Allah razı olsun kendisinden, bizi bu yaşa kadar getirdi, bu mesleği verdi elimize. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Gerçekten büyük bir insan babam. Babanı yakinen tanıyorum Levent, sana da, ikizim Mehmet'e de, babana da bundan sonrası için başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet, yolculuğumuzda şu an Reyhanlı Belediye Spor'un antrenörü Zekeriya Küneşko var. Hocam nasılsınız? Sağ olun, sizler sorun abi. Sağ olun. Yorucu bir antrenman vardı bugün. Evet. Futbolcularla görüştük, diğer görevli arkadaşlarımızla görüştük. Takımı bir de antrenöre ve yani antrene eden kişiye soralım. Evet. Onları en iyi bilen, en yakından tanıyan sizsiniz. Evet. Şu an Reyhanlı Spor'da çok şahane bir arkadaşlık diyaloğu içerisinde antrenmanlarımız falan devam etmektedir. Bizlere bu destekten dolayı Reyhanlı Spor Başkanı'na, yönetim kuruluna sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum sizin aracınızda. Hedefimiz bu sezon kısmet olursa ligi şampiyon olarak bitirmek. Hı hı. Çünkü geçenlerde Kırıkhan Spor'un bir özel maçımız falan oldu. Kıyaslama yaptığımız zaman inan arada yani böyle aşırı derecede bir fark olayı görünmüyor. Hocam zaten ben hep söyledim, söylemekten de bıkmayacağım. Reyhanlı için bu şampiyonluk lüks olmayacak. Yani tarihinde ikincilikte şampiyonluk kovalamış bir Reyhanlı için Bal Ligi'nde şampiyonluk lüks olmayacak. Tabii canım, o atmosferi tadan bir ilçemiz şu anda. Ki yani, bunu da yani siz herkesten iyi bilen evet, insanlarsınız. Evet. Ya bir de şu anki topçuların o kadar şansı var ki, yani geçmiş yıllarda biz bu şeyin ceremesini çok çektik biz. Şimdi tesis anlamında, saha anlamında, ilgi alaka anlamında çok şanslılar. Evet, aynısını kaleci antrenörü Mahmut Hoca da vallahi söylemiştim. Diyorum, çünkü çok ceremesini çektik ya. Bakıyorsun tesisimizi, aha görüyorsun. Şu anda yani bırakın bir Bal Ligi, bir üçüncülük takımlarında olmayan tesise sahibiz şu anda. Şu an Güzide bir yerde, Yenişehir'in yani, kenarında serin yani, bir Eylül akşamında bu röportajı evet, yapıyoruz. Hedefimiz bu işte. Taraftarlarımızın bize destek olmalarını rica ediyoruz. Her şey centilmenlik çerçevesi içerisinde. Bu şekilde yola çıktı. Allah bizleri utandırmasın. Bu taraftar hocam amatör ligde dahi 3000-3500 kişiyle maçları evet, doldururken statları şu Güzide statta ve bu Bal Ligi'nde ben full tribünlere, dol yani, tribünlere oynayacağınıza inanıyorum. Yani full çekmemesi için bir sebep yoktur çünkü. Atmosferimiz çok güzel.
mücadele edeceğimiz lig güzel. Kaliteli bir lig, onun haricinde piyasası olan bir lig. Evet. Yani şimdi günümüz şartlarına baktığınızda futbolcular aşırı, yani meblağa vurduğunuz zaman çok yüksek meblağlarda top oynuyorlar. Evet. Yani bizlerin de teknik ekip olarak topçularımıza lanse etmeye çalıştığımız olay bu. Evet. Yani şu ligde vitrine çıkıyorsun ya, her evet. şeyden önce. 2-3 maçta iyi top oynadıktan sonra zaten sıçrama yaparsın. Sıçrama yaptıktan sonra zaten önün açılıyor. Yani bu anlamda çalışmalarımız bu şekilde arkadaşlarla beraber güzel bir diyalog içerisinde, iyi bir atmosferde devam ediyor. Hocam gayet uyumlu bir ekip, evet. uyumlu bir kadro. Evet. Siz de işinizi büyük bir ciddiyetle yapmaktasınız. Evet. İnşallah sezon başladığında, 2013-2014 sezonu bitiminde Reyhanlı Spor hak ettiği şampiyonluğu İnşallah. Elde eder diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah temelimiz o. Temelimiz. Var mı hocam buradan camiaya son mesajınız? Öncelikle bizlere değer verip bu çekimi yaptığınızdan dolayı size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Emek ve spor neredeyse biz oradayız hocam. Sağ olun Allah razı olsun. Bu ara tüm Reyhanlı taraftarlarına seslenmek istiyorum. Bizleri desteklemeye devam etsinler. İnşallah Reyhanlı taraftarı da bu isteğinize kayıtsız kalmayacak ve sonuna kadar kulübüne destek çıkacaktır. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, şu anda artık akşam saatlerine geldik ve Reyhanlı Spor, Reyhanlı Belediye Spor'un tesislerindeyiz. Akşam yemeği yenildi. Futbolcular odalarına çekilirken biz artık teknik adamla baş başayız. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Futbolcularla görüştük. Kaleci antrenörüyle görüştük. Masörüyle görüştük. Artık teknik adam ve başkanı sona bıraktık. Biz teknik adamla artık lige son zamanlar kadar son durumu bir öğrenelim. Bu ara kendi kariyerinizden de bahsederseniz hocam, en azından izleyicilerimiz kim bu Mehmet Öz açıklamasında netlik kazandırmış olurlar. Mehmet Öz kimdir? Tekrar Reyhanlı Belediye Spor Kulübü olarak ben size tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Hatay Radyo Televizyon olarak şeref verdiniz. Sağ olun. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz 1976 Reyhanlı doğumluyum. Futbolun içerisinden geldim. Doğduğun şehre teknik adam olarak hizmet ediyorsun hocam. Doğduğum şehre hizmet olur. Herkese nasip olmaz. Çok farklı bir duygudur. Evet, doğrudur. Yani biz bu memleketin çocuğuyuz. Memleketin gençlerini daha sağlıklı spor yapabilmesi adına, kötü alışkanlıklardan uzak durması adına, memleketimizi daha önceki geçmiş yıllarda ikincilik geçmişi var. O seviyelere tekrar, hatta daha yukarılara evet. çıkartmak adına Reyhanlı Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu bu görevi layık gördü bana. Biz de bu hedef için tüm takımla, teknik ekiple, futbolcu arkadaşlarımla bunu başarmaya çalışacağız. Evet. Amatör olarak yaklaşık bir 10 yıl yine Hatay'da top oynadım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Geçmişte 3 yıl farklı zamanlarda yine Reyhanlı Spor Teknik Direktörlüğü yaptım. Bunlardan ilk 2005 yılında. O zaman statümüz biraz farklıydı. Birinci amatör kümede ligi şampiyon olarak bitirdik. Mersin'de 3. Lig yükselme grup müsabakalarında elendik geldik. 2008 yılında ikinci bir antrenörlük deneyimim var. Bir de 2011 yılında yine ligi 3. bitirdik oyun. Evet. Dördüncü kez yine bu kulübün başında, bu takımın başında görev almaktan mutluyum. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Hocam yeni bir lig, aslında baktığınızda işte dördüncü senesine girecek bir lig, bal ligi. Fakat her geçen gün kalitenin arttığı, hatta yabancı statüsünde futbolcu oynatmanın da serbest olduğu bir lig, bölgesel amatörlük. Mutlaka takımınızın durumunu biliyorsunuz. Ligdeki rakipleri analiz etme şansı bulabildiniz mi bu tarih itibariyle? Evet, son bir aydır zaten ligdeki takımları geçen yılki Bayas Belediyespor biliyorsunuz bu ligdeydi, bu gruptaydı. Evet. Ender hocamla, Hıdır hocamla fikir alışverişinde bulunduk. Mevcut fikstürler çekildikten sonra zaten takımlarda yakından takip etme şansımız oldu. Bundan dolayı biraz şanslıyız açıkçası. Şanstan ziyade başarılı olacağımıza inanıyoruz biz.
Şu anda teknik anlamda bir sıkıntı yok. Teknik anlamda bir sıkıntı yok. Tüm hazırlıklarımız gayet iyi şekilde devam ediyor. Zaten sezonu biz 13 Temmuz'da açmıştık. İki etap kamp dönemi geçirdik. Üçüncü etapta yine tesislerimizdeyiz. Hazırlık maçlarına başladık. Şu ana kadar bir Kırtan Spor'la hazırlık maçımız oldu. Berabere kaldık. 0-0 berabere kaldık. İkinci hazırlık maçımızı Olabaşı Belediyespor'la yaptık. 8-3 aldık. Tabii bizim için skordan ziyade takımın sahada ne yaptığı önemli. Yavaş yavaş emin adımlarla biz lige hazırlanıyoruz. Mehmet Hocam, tekrar ekibinize ve Hatay futboluna döneceğim. Biraz Türk futboluna gelmek istiyorum. Süper Lig'de 3. hafta maçları sona erdi. Kendi takımınızdan dolayı belki dikkatli izleyemediğiniz veya hepsini izleyemediğiniz maç vardır. Sayısı oldukça fazladır ama şu ana kadar tablo nasıl? Kimleri beğendiniz? Bir Fenerbahçe'nin durumundan, bir Galatasaray'ın durumundan nasıl söz ederiz? Şu ana kadar tabii Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarından dolayı lige biraz erken başladı. Evet. Yeni bir teknik ekip. Şu an takım hazır değil. Öyle görünüyor. Hı hı. Özellikle benim görüş açıma göre tabii orta sahada biraz sorunları var gibi gözüküyor. Savunma hattında sıkıntı yok ama orta sahada Ersun Hocam'ın çözmesi gereken bir problem var. Son hafta Sivas'a 5 tane gol attı ama yani Sivas gibi bir takımın Fenerbahçe karşısında bana göre İstanbul'da bu kadar açık futbol oynamaması gerekiyordu. Evet. Yani tamam iyi bir ekip olabilirsin ama karşındaki takım da Fenerbahçe gibi köklü bir kulüp. Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Onların açık futbol oynamasından dolayı skor o şekilde gelişti. Ama yavaş yavaş da Ersun Hoca'nın bildik hızlı futbola dayalı futbolunu Fenerbahçe oynamaya başlıyor. Beşiktaş iyi gidiyor, lige iyi başladı. Evet. Bana göre şu an üç büyükler arasında en hazır takım şu an Beşiktaş gözüküyor. Orada da bilinç faktörü kendini gösterdi. Evet. Yaptığı ilginç açıklamalarla da açıkçası sempati de toplamaya başladı. En son açıklamasını ben kendim haber yapmıştım. Sosyalist bir takım yaratıyorum demişti. Herkesin birbirine eşit olabildiği ve hücum savunma ortası anlayışını herkesle aynı şekilde sirayet edeceği bir takım yaratma peşinde koştuğunu söylemişti. Futbol terminolojisinde pek duyulmuş sözcükler değil bunlar. Bu da ilgimi çekmişti Bilic adına. Ya, Türk futboluna renk katacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü çok farklı bir karakter, çok farklı bir imaj ortaya attı. Evet. Yani bu açıdan bakıldığı zaman Türk futboluna farklı bir karakter, farklı bir imaj yer alacak gibi gözüküyor Bilic. Zaten stüdyo programımızda hocam sizinle bir araya geldiğimizde bunu tepeden tırnağa analiz ederiz. Tabii. Tekrar Hatay'a dönecek olursak biliyorsunuz futbolun çok sevdiği bir ildeyiz. Profesyonel takım sayısı gayet fazla. İşte baktığınızda bir Kırıkhan Sporu, Payası, Hatay Sporu, İskenderun Demirçeli. Bölgesel amatöre bakıyoruz. İşte bölgesel amatör yeni ekibi Reyhanlı Spor. Akabinde bir Erzin, bir İskenderun. Bundan hocam Hatay futbolu veya Hatay akıllı yeterince faydalanabiliyor mu? Biz bunu ranta çevirebiliyor muyuz Hatay insanı olarak? Maalesef çeviremiyoruz. Yani biz Reyhanlı Belediyespor Kulübü olarak bunun farkındayız ve bundan dolayıdır ki biz Reyhanlı Belediyespor olarak mümkün olduğu kadar Reyhanlılı ve Hatay'daki sporcuları bünyemize katmaya çalıştık. Ve şu anki kadro yapımızda da 26 tane futbolcu var. Bunlardan 25 tanesi Hataylı. Bir tane dışarıdan futbolcumuz var. Bence bana göre Hatay'daki futbolun gelişmesi için diğer kulüplerin de buna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir bakıyorsun Kırıkhan Spor'da yerli bir tane futbolcu yok. Tamamıyla evet, dışarıdan gelen, bunun örneklerini çok görüyoruz. Dışarıdan gelen futbolculardan oluşan bir kulüp. Tabii o yönetimin takdir hakkıdır. Teknik ekibin takdir hakkıdır. Ama dışarıdan bakıldığı zaman da bundan dolayı kulüple halk bir türlü bütünleşmedi. Bu da takımı olumsuz yönde etkiliyor gibi. Çünkü senin iç saha maçlarında seyirci avantajını kullanman lazım. Evet. Seyirciyi de çekebilmek için büyük kulüpler tamam yıldız futbolcular transfer ediyor ama bizim öyle bütçemiz olmadığından dolayı kendi halkımızın, kendi bölgemizin insanlarından oluşan bir ekip kurduğunuz zaman en azından insanları statlara, müsabakalara daha rahat çekme şansında olabilir. Bu yönden Kırıkhan Spor'un bence bir değişiklik yapması lazım ki
sezona da kötü başladılar. İnşallah ligde kalırlar. Çünkü Kalkırkan Spor'un, Hatay Spor'un başarısı tabii ki Hatay'ı etkileyecek ama mutlaka. Umarım onlar ilk hafta maalesef kötü başladılar. Mağlubiyetle ayrıldılar sahadan. Önümüzdeki hafta inşallah galip gelirler. İnşallah diyoruz hocam. Hocam var mı buradan Reyhanlı Belediyespor'a gönül veren taraftarlara mesajınız? Biz Reyhanlı Belediyespor olarak tüm halkımız geçen yıl fazlasıyla yanımızda oldu. Aynı desteği bu yılda görmek istiyoruz. Şu ana kadar başta Reyhanlı Kaymakamımız Sayın Doktor Yusuf Güler olmak üzere, Belediye Başkanımız Hüseyin Şanverdi, geçen yılki kulüp başkanımız Abdullah Tifi Demir, bayağı takımın buralara gelmesi için emek sarf ettiler. Şu anki başkanımız Sayın Hamit Zaimoğlu, geçen yıl yönetim kurulundaydı yine. Birazdan sevgili başkanı alacağız yanımıza görüştük. Yani onların üstün çabaları sayesinde bu takımı Bal Ligi'ne taşıdılar. Evet. Bu yıl bunlardan beklentimiz başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm halkımızı özellikle iç saha maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. Tabii ki geçen yılki yönetimin takımın buralara gelmesinde büyük payı var. Zaten bu yılki kulüp başkanımız da geçen yılki yönetimin içerisindeydi, AS başkandı. Bu yıl kulüp başkanımız şu ana kadar her türlü sorunumuzla yakından ilgilendi. Her türlü ihtiyacımızı en kısa sürede çözmek için elinden geleni yaptı. Sizin vesilenizle ben buradan ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşallah biz de onların bu emeklerini boşa çıkartmayacağız. Hedeflediğimiz 3. lig yolunda emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Hocam geçmiş yıllarda 2. ligi görmüş bir kulüp. Mutlaka 3. lig bile ona hafif kalacaktır. Ama şu anda Bal Ligi'nde bir mücadele başlamak üzere. Ben de bu mücadelenizde size ve takımınıza gönülden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, günün finali yaklaştı. Hatta finalindeyiz ve yanımda Hamit Zaimoğlu, Reyhanlı Belediyespor Başkanı. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Reyhanlı'ya hoş geldiniz. Çok sağ olun. Biz programımıza Reyhanlı Kaymakamı Sayın Yusuf Güler'le girdik ve başkanla bitirelim istedik. Şu anda Yenişehir Gölü kenarında harika bir tesisteyiz. Serin bir Eylül akşamı Reyhanlı'da ve artık günün kapanışını Sayın Başkanım da yapalım dedik. Neler oluyor Reyhanlı Belediyespor'da? Başkanı ağzından bunları bir alalım. Reyhanımıza öncelikle hoş geldiniz. Çok sağ olun. Reyhanlı Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak ve ben şu anda öncelikle size tüm Hatay'a en iyi akşamlar dileklerimle bütün Hatay'a selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Bu arada Reyhanlı Belediye Spor forma rengini bilmeyen insanlarımız, izleyicilerimiz olabilir. Başkanım yeşil beyaz gömleğiyle zaten uyumu sağlamış yani, kulübüyle. Evet, bugün özellikle bu gömleği giydim. Reyhanlı Belediyespor'un izah edebilmek için formasına da yakın bir gömlek giydim. Başkanım, Reyhanlı adını bizler çok iyi biliriz. Ben 25 yıl önceki Reyhanlı Spor'u hatırlıyorum. Fakat tüm dünya, maalesef Türkiye 11 Mayıs'taki o hain saldırı sonrası daha çok duydu. Oysa Reyhanlı'da çok daha farklı güzellikler var. Burada sizler elinizi taşın altına koymuş insanlarsınız. Çünkü Reyhanlı insanı tüm Türkiye bir travma geçirdi. Evet. Şimdi bu travmadan kurtarabilmek adına gerek sizin nezdinizde, gerek Sayın Belediye Başkanı, gerek Sayın Kaymakam ve diğer yönetim kurulu üyeleri Reyhanlı Belediye Spor'la Reyhanlı insanını sevindirmeyi, mutlu etme yoluna gitmeyi tercih ettiniz. Bu anlamda ben öncelikle kendim adına, daha sonra televizyonum adına ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Bir şey değil, biz teşekkür ederiz. Tabii ki 11 Mayıs patlaması Reyhanlı için beklenmedik bir gündü. Allah bir daha o günleri göstermesin. Amin. Ben buradan sizin televizyonunuzun aracılığıyla öncelikle Reyhanlı'da şehit olan ailelerimize başsağlığı,
ve bugüne kadar yaralı olan arkadaşlarıma, Reyhanlılara acı şifalar dilemek istiyorum. Tabii ki gönül isterdi ki böyle bir patlamayı, böyle bir anı yaşamak istemezdik. Ama ne yapalım? Reyhan'ın kaderinde varmış. Bu masum şehir bunu hak etmedi. Evet, ama kesinlikle hak etmedi. Bir an önce sarılır. Dünyanın hiçbir şehrinde böyle bir acı inşallah bir daha olmaz. İnşallah. Tabii ki bu da patlamadan sonra tüm devlet yetkililerine, iktidar partisine, muhalefet partilerine, bütün genel başkanlara, Reyhanlı'nın acılarının sarma noktasında ellerini uzattılar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz Reyhanlı olarak, ben 1972 doğumluyum. Benim asıl işim nakliyecilik. Uluslararası nakliye firmam var. Uluslararası Nakliyeci Derneği'nde de yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Yani burada Hatay'da nakliye sektörü büyük. Ben nakliyecilerin sorunlarını her zaman dile getiren, çözüm yollarını arayan bir insan. Ben bu çalışmalarımı da Reyhanlı için, Reyhanlı Belediye Spor adı altında yapmaya karar verdim. Tabii ki başkan olmamda en büyük sebep Reyhanlı Kaymakamı, Reyhanlı Belediye Başkanı, yönetici arkadaşlarımızın, Reyhanlıların istemesi oldu. Ben de bu patlamadan sonra Reyhanlı'ya nasıl moral kazandırabiliriz? Reyhanlıları birlik ve beraberlik içerisinde nasıl toplayabiliriz? Bunun da adı spordur bence. Reyhanlı da futbol seven seyircilerimiz çok. Evet, futbola ayrı bir ilgisi var, evet. Seyircilerimiz yani, var Reyhanlı'da. Reyhanlı Türkiye'de futbolu seven en ilçelerden biridir. Ama biz kendilerinden bu 2013-2014 sezonunda kesinlikle ama kesinlikle şampiyonluk bekliyoruz. Bir başkanın beklentisi ancak bu olabilir. Evet. Çünkü bizim burada Reyhanlılara bir sözümüz var. Evet. Reyhanlı hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Gerek sporlu olsun, diğer hizmetlerde de Reyhanlı hak ettiği yeri bulacaktır. İnşallah patlamadan sonra bu Reyhanlıların bu moral bozukluğunu biz statta hep birlik ve beraberlik içerisinde güzel sonuçlar alarak morallerinin düzelmesi noktasında, stres atma noktasında inşallah bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Buradan da tüm Reyhanlı futbol severlere, Reyhanlı Belediyespor'a sahip çıkmaları konusunda biz de taleplerimizi iletiyoruz. Ben buradan sadece Reyhanlıları değil, tüm Hatay'daki Kırkan olsun, İskenderun, Antakya, Samandağ, Payas, bütün Hatay'daki vatandaşlarımızı Reyhanlı Spor'a destek noktasında rica ediyorum. Zaten bu ricanızın da ben geri çevrileceğini asla düşünmüyorum başkanım. Mutlaka futbol severler ellerinden geldiğince Reyhanlı Belediye Spor'a o anlamda desteklerini sağlayacaklar. Bunun yanında Sayın Hatay Valimizden, Adalet Bakanımız Sadullah Ergin'den, devlet büyüklerimizden de Reyhanlı Belediye Spor'un elinden tutmalarını, gerekli desteği vermelerinde buradan tekrar rica ediyorum. Hatay Radyo Televizyon aracılığıyla da bu ricanızı iletiyoruz bize. Evet. Var mı başkanım futbol severlere buradan son mesajlarınız, ben, talepleriniz? Ben, hocadan talebinizi öğrendik, şampiyonluk. Futbolculardan evet. Talep şampiyonluk. Camiadan talep nedir? Camiadan Reyhanlı Spor'a destek vermelerini, bir kulüp başkanı olarak futbol severlerden maç esnasında küfürlerin kesinlikle bitmesini, küfürlerin olmamasını
temenni ediyorum. Zaten tribünde de o yönde bir karar alınmış. Evet. Yönetim kurulu sportif direktör arkadaşımız Ali ile de görüştüğümüzde amigolarla bir görüşme sağlanmış ve feyir dileği ruhuna uygun rakip takımı asla küfür edilmeden 90 dakikanın tamamlanmasını istemiş. Evet. Reyhanlı halkı da buna mutlaka tepkisiz kalmayacaktır. Onlar da feyir dileği ruhuyla destek 11 olacak. Mayıs patlamasından sonra Reyhanlı dünyaya örnek olduysa inşallah futbolda da bunu Reyhanlılar olarak göstermek istiyoruz. Mutlaka. 11 Mayıs dediniz, burada toplumu rehabilite etme adına gerek genel yönetimin başındaki Sayın Kaymakam Yusuf Güler'e, gerek belediye başkanı Hüseyin Şamveli'ye, gerek size, çünkü buradaki gençlere sahiplenip onları tekrar sportif faaliyetlere entegre ettiğinizden dolayı ben de kendim adıma size teşekkür ediyorum. İşte ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, biz bugün Reyhanlı'daydık. Şu anda Reyhanlı Belediye Spor Tesislerinde Sayın Başkan'la günün finalini yaptık. Haftaya yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, esen kalın.